Bakalım programımıza ülkemizin hangi şahane lezzetiyle, hangi güzel tarifiyle başlıyoruz? Hep birlikte izliyoruz. Merhaba Özlem Hanım, hoş geldiniz. Gaziantep'te bugün yine Gaziantep'in güzel yemeklerinden bir tane cacıklı Arap köfteyi yapacağız. Cacıklı Arap köfteyi Gaziantep'te yazları pirpirimden yapılır, cacık kısmı. Pirpirim dediğimiz semizotunun yabani hali. Yazları pirpirimden yapılır, kışlarda pazı, pancar dediğimiz ottan yapılır, ikiden yapılır. Pazı cacıklı Arap köfte için lazım olan malzemelerimiz süzme yoğurt, sarımsak, pazı, simit, bulgurun ufak hali, çiğ köftelik çekilmiş et, karabiber, tuz, pul biber ve soğan lazım. Biz bu köfteyi yoğurduktan sonra elimizi yağa batıracağız ve zeytinyağı lazım bize bunun içinde. Öncelikle simidimi yoğurma leğenime koyuyorum. Simitten sonra çekilmiş çiğ köfteli etimi koyacağım. Yaklaşık 1,5 bardak simite 200 gram kadar et koyursam yeterli. Daha sonra baharatımı ekleyeceğim ve hafif bir şekilde yoğuracağım. Baharat ise de 1 çay kaşığı kadar karabiber, tatlı kaşığı kadar pul biber, 1,5 çay kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Tuzdan sonra da soğanımı rendeleyeceğim. Bu ölçü için ufak bir soğan kullanmamız yeterli. Soğanı rendeledikten sonra şimdi köfteyi yoğuracağım. Şu an köftemi karıştırıyorum. Elimin içinde yuvarlayacağımız için katı bir şekilde olmayacak, çok çabuk da olmayacak zaten. Etin suyuyla, soğanın suyuyla sakızlandıraraktan iyice simidi bastıra bastıra güç uygulayaraktan yoğuracağız. Gaziantep'te bu yemek 4 mevsim yenir. Yalnız bu 4 mevsim şu şekilde yapılır. Pirpirimin zamanı, pirpirim yazları pirpirimle yapılır. Kışlar da pazıyla yapılaraktan tüketilebilir. Arap köftenin köftesini yoğurmak üzereyim şimdi. Sakızlandı şu anda zaten görüldüğü üzere. Köfteyi yuvarlayacağız şimdi. Ufak ufak döktükten sonra avucumun içerisinde yuvarlak şekilde yuvarlayacağım. Böyle hepsini yuvarlayacağım. Yuvarladıktan sonra tekrar bunu buharda pişireceğim. Misketten az büyük olabilir. Arada elimi yağlıyorum. Yüzü pürüzsüz olması için ve yuvarlayabilmem daha kolay olsun diye arada elimi yağlıyorum. Son köftelerimi de yuvarlıyorum. Arap köftelerini yuvarladık. Şimdi bunu daha öncesinden koymuş olduğum suyun üzerine koyacağım. Buharda pişmesi için. Ve kapağını kapatıyorum. Köfteleri ocağa koyduk. Arap köftelerini Özlem Hanım. Bunu bu şekilde neden pişiriyoruz? Buharda pişirme sebeplerinden bir tanesi lezzet kaybını olmaması için. Suda pişirmiş olmuş olsak eğer suda pişirseydik Arap köftelerinde lezzet kaybı olacaktı. Ama buharda pişirdiğimizde lezzet kaybı olmayacak. Ve daha dayanıklı ve taneleri de düzgün bir şekilde duracak. Buraya aynı zamanda bir su koydum. Bu suyla da pazılarımı haşlayacağım. Şu anda pazılarımı temizleyeceğim. Pazıları temizlerken ortasındaki sert damar kısımlarını çıkartacağım. Bu şekilde. Sert damar kısımlarını çıkarttıktan sonra ufak bir şekilde doğrayacağım. Çok da ufak olmayacak tabii. İri kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Bunları temizledikten sonra sert damarlarını alacağım. Pazıların iri sert damarlarını aldıktan sonra iri kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Daha sonra kaynayan suyun içerisine bırakacağız. Pazıları suya atacağım. Yeşilliğini falan kaybetmeden tekrar buzlu suyumuzun içerisine çıkartacağız. Pazıları suya koydum. Birkaç saniye bekledikten sonra pazıların rengini atmadan zaten hafif yumuşayacaktır. Buzlu bir kabımı alacağım ki pazılar rengini kaybetmesin. Evet, pazarlamak geri kalanını aldıktan sonra soğuk suya koymuş olsak da olur ama yalnız buzlu suda daha iyi olacak. Çünkü pazarların da yeşilliğini kaybetmesini istemediğimizden dolayı bu şekilde bir blend yapacağız. Pazılı cacıklı Arap köfteyi yaparken pazıyı bu şekilde yapıyoruz. Yazları pirpirimi yaparken pirpirimi sıcak suya içerisine bırakmaya gerek yoktur. Yapraklarından dal dal ayırtladıktan sonra, yıkayıp temizledikten sonra çırpmış olduğumuz yoğurdun içerisine koyup üstüne Arap köftelerini ilave edip de sunabiliriz yani. Şimdi sarımsaklarımı ezeceğim. Sarımsaklarımı ezdikten sonra ufak ufak doğruyorum. Sarımsaklar da hazır. Yoğurdu mayonez tenceresinin içerisine alıyoruz. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. Sarımsaktan sonra yoğurdu çırpıyoruz. Sarımsakla biraz yedirdikten sonra daha sonra suyunu sıkmış olduğumuz pazıyı yoğurdumuzun içine ilave ediyoruz. Kaşık yardımıyla karıştıracağız. Pazı cacığımız hazır.
Bu arada Arap köftelerimiz de pişmiş olması gerekiyor. Onlara bakalım. Evet canım, şu anda buharda pişirmiş olduğumuz Arap köftelerimiz hazır. Arap köfteleri tava yardımıyla bir çevireceğiz şimdi. Bu çevirme işlemi için biraz zeytinyağı, yağ ılıdıktan sonra üzerine biraz ilave edeceğiz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Yağ rengini bırakınca yağ da ılımış oluyor zaten. Arap köftelerini ilave edeceğiz. 1-2 çevirdikten sonra bu hazır. Ocağımızın altını kapatacağız. Şöyle döneyim. Cacıklı Arap köftenin sunumuna geçiyoruz. Görüyorsunuz, cacıklı Arap köftenin içerisindeki pazının rengini kaybetmedi. Buzlu suya koyduğumuz için. Cacıklı Arap köftemiz hazır. Şimdi Özlem Hanım, sizler yerine ben tadına bakacağım. Şuradan az bir şey. Şöyle. Gelsin her taraflıyım. Sarımsak, pazı, bulgur, et, hepsinin vermiş olduğu bir rehadan dolayı muhteşem. Umarım tarifimizi denersiniz. Şimdi cacıklı Arap köfteyi yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Başka bir lezzetlerde dönüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.